Bela mümine gelir. Çünkü dünya müminin cenneti değil. Dünya mümini cennete taşıyan bir köprüdür. Biz bu köprüden geçip asli hayatımıza gideceğiz. Nasıl? Allah'ı unutmadan. Nasıl Allah'ı sürekli hayatımızda, hayatımızın belirleyicisi, yani Er-Rab olarak, terbiye eden olarak, yönlendirici olarak onu belirleyerek, yani ahlakımızı Rabbimizin istediği bir biçimde tanzim ederek, ahlakımız Kur'an'ın ahlakı olduğu zaman, ahlakımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekliyle ahlak olduğu zaman biz Allah'lı yaşarız. Allah hayatımızın gayesi olur, amacı olur. Bizi kendisine yaklaştıran bir vesilenin sahibi kılar. Bakın Efendimizin mübarek ellerinde yetişen ashabın büyüklerinden biri İbn Abbas bize dini tarif ederken şöyle bir ifade kullanır. Din dört katlı bir binadır der. Birinci katında akaid var, yani iman. İkinci katında ahlak var. Üçüncü katında ibadet var. Dördüncü katında muamelat var. İbn Abbas ki Efendimiz onun için tercümanul Kur'an demişti. Hibrul ümme denir ona. Ümmetin okyanusu, ümmetin bilgini. O dört katlı bir binaya benzetmişse bu dini, buradan alacağımız çok şeyler var. İman esasları dinin aslıdır, köküdür, birinci katıdır. Peki ikinci katında İbadet olması gerekmiyor mu? Hayır. İkinci katta ahlak olması gerekiyor. Ahlaksız bir ibadeti de Rabbimiz kabul etmiyor. Feveylün lil musallin, bu değil miydi? Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ya da yazıklar olsun o ibadet edenlere, daha geniş bir anlamda. Biraz daha Türkçeleştireyim mi o ifadeyi? Onların ibadetleri onların başını yesin. Niye? O ibadet ki yetimi sevdirmezse, o ibadet ki insanlara ufacık bir iyiliği yaptırmasa, o ibadet ki komşu hakkını bildirmese, o ibadet ki ticaret yaparken, alırken, satarken razı etmezse, o ibadet ki hısımlık, akrabalık bağı kurulduğunda karşıdakine yaka silketirse, o ibadet sahibinin başını yesin. Allah o ibadete tenezzül etmiyor. İbadetlerdeki maksat aksel gaye, yani Allah'ın istemesindeki en büyük gaye ahlakın güzelleştirilmesidir. Yani Allah'ın unutulmadan yaşanmasıdır. Çok uzatacak değilim. O ahlakın güzelleşmesi noktasında bir örnek verip bitireceğim. Çok uç bir örnek vereceğim sizlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir örnek verip o örneğin üzerinden kendi dünyamıza mesajlar taşımayı da herkesin kendisine bırakacağım. Efendimizin kendisine sırdaş edindiği bir sahabi var. Ebu Huzeyfetül Yemani. O ümmetin sırdaşıdır. Hani uçakların kara kutusu olur ya, o da Muhammed ümmetinin kara kutusudur. Allah Resulü nice sırları onda saklamıştır. Ona söylemiş, başkasına da söylememiştir. Onun kendisinin rivayet ettiği bir olay var bize. Hicretin ikinci yılı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 313 askeriyle birlikte Bedre doğru yola çıkıyor.
Alel acele çıkılmış o yola. Ancak hazır olanlar Efendimizin arkasında yerlerini almışlar ve Medine'den 160 kilometre uzaklıkta olan Bedre doğru yola çıkmışlar. Huzeyfetül Yemani babası Hüseyin el-Ensari ile birlikte Efendimiz'e yetişmek için onlardan biraz sonra Medine'den yola çıkmış. Ama Efendimiz'e kavuşmadan önce Mekke müşrikleri bu baba ve oğlu tutuklamışlar. Nereye gidiyorsunuz demişler. Ebu Huzeyfe demiş ki biz Medineli tüccarlarız. Hani harp hiledir ya, o da hile yapacak. Biz ticari bir maksatla buradayız. Eğer bizi bırakırsanız dönüp Medine'ye geri gideceğiz. Mekke müşriklerinin liderleri demişler, söz verin bize. Söz verin, Muhammed'e değil Medine'ye döneceğinize dair söz verin, sizi bırakalım. Söz demişler. Bırakın bizi, biz Medine'ye geri döneceğiz. Mekke müşrikleri bırakmış. Bunlar arka bir yoldan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne halde biliyor musunuz o anda? Onu da bize Hazreti Ebu Bekir anlatıyor. Çadırında diyor, ilk kez ben Efendimiz'i öyle dua ederken gördüm. Bugün hadis kitaplarımızda duada ellerin nasıl kaldırılacağına dair Efendimizin beyanlarını okuyoruz. Çoğu zaman Efendimiz ellerini böyle açmıştır. Ama bazen böyle açmıştır, bitiştirmiştir. Bazen biraz daha kaldırmıştır omuz hizasında. O gün Bedir'in meydanında Efendimizin elleri şöyledir. Şöyle dua ediyor. Sırtından cübbesi düşüyor. Artık dayanamıyor Hazreti Ebu Bekir, çadırdan içeriye giriyor. Ya Resulallah, kendini harap mı edeceksin? Allah sana söylediği vaadini, zaferini eriştirecek. Sen kendini harap mı edeceksin diyor. Efendimiz de dua dua yakarıyor Bedir'in meydanında. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü? Ya Rabbi diyor, bana zaferini eriştir. Eğer sen bir avuç iman topluluğunu helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek başka kimseler kalmayacak. Varlık ve yokluk savaşı, ya var olacaklar ya yok olacaklar, başka yolu yok bunun. Duasını bitiriyor, çadırından dışarıya çıkıyor. Huzeyfetül Yemani Efendimizin karşısında. Ya Resulallah, kandırdım diyor onları. Ne yaptın? Hadiseyi anlatıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Efendimiz? Çabuk Medine'ye geri dön. Biz her şart ve durumda düşman bile olsa verilen sözü yerine getirmekle emrolunduk. Ne denir bu söze? Savaşın meydanında düşmana verilmiş bir söz, ama Allah Resulü'nün tavrı budur. Siz varın buradan, dosta verilmiş sözlerin ne anlama geldiğini anlayın. Bu işin ne kadar mühim olduğunu anlayın. Yeniden bizlerin dindarlıklarını, yeniden bizlerin Müslümanlığını, yeniden bizlerin mümin oluşumuzu Efendimizin bize öğrettiği bu hadiseler ışığında gözden geçirme zorunluluğumuzun olduğunu bilin ve hatırlayın. Bunlar mühim şeyler dostlar. Bunlar ancak bize cenneti kazandıracaktır. Allah bizlere cenneti kazandırsın. Cenneti kazandıracak ameller işlesin inşallah. Bambaşka şeyler söyleyecektim ama bu güzelliğiniz bana bunları söyletti.
İnşallah azı çok olarak kabul edin ve inşallah Rabbim bu güzelliğimizi daim etsin. Nasıl bizi şu sabahın vakitinde burada cem etti, burada topladıysa yarın cennetinde de cem etsin. Orada size konuşan bu günahkar değil, Efendimiz aleyhissalatü vesselam olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة